Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir kanalda, yeni bir yayınla beraberiz. Banko sınav soruları, sınavlarda çıkabilecek, özel güvenlikten 105. dönemden çıkabilecek tür soruları sizlerle beraber çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. Evet, arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyoruz. 105. dönemden sizlere çıkabilecek sorular. Hem Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'nde hem de Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalında sizlerle beraber çözmeye devam edeceğiz. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şöyle kimler var, hızlı bir şekilde okuyorum. Ayhan Yalın hoş geldin. Hasan Naz Çelik hoş geldin. Emir, Hasan İklim, Semra Oğuzhan, Nuriye Durna, Ebru Erdal Ertaş, Semra Coşkun, Aybüke hoş geldin. Evet, Nuriye, Oğuzhan, Furkan, Yonca, Semra, Gülay, Balibay, Bahar. Hoş geldin Bahar. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu kanalımız da yine bizim ikinci kanalımız arkadaşlar. Mutlaka kanala abone olarak buradaki soruları da çözebilirsiniz. Bugün programımızda ne var arkadaşlar? 40 tane temel eğitimden 10 tane de silah bilgisi sınav sorusuyla beraber olacağız. Çok farklı sorular hazırladım arkadaşlar sizler için. Sınavlarınızda çıkabilecek sorular mutlaka. Diğer arkadaşlara da gruplarınızda paylaşın arkadaşlar. Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalındaki yayını mutlaka paylaşın. Arkadaşlar abone olup izleyebilir. Evet, abone olup izleyebilirler. Biraz evet, kim var? Özcan Karaduman hoş geldin Özcan. Semra Coşkun hoş geldin. Başlayalım yavaş yavaş. Arkadaşlar da gele kalsınlar. Birinci tam 50 soru çözüyoruz bugün arkadaşlar. Dop dolu bir yayın olacak. Yayınımızı öncelikle beğenin arkadaşlar. Yayınımızı beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Önerin. Herkes gelsin. Tabii ki Instagram Nedim Şeker Akademi takip ediyoruz. YouTube'dan da yine aynı şekilde Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalını takip ediyoruz. Konu ve soruları dikkatli bir şekilde çözüyoruz. 80, 90, 100 alıyoruz. Geçiyoruz. 100 olsun. Değil mi? Hasan İklim. Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi kolay gelsin. Birinci soru geldi. Birinci sorudan başlıyoruz. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na göre özel güvenlik görevlisi görev başındayken hırsızlık yapan birini yakalarsa aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapması gerekir? A. Şüpheli hakkında tutanak yazarak şüpheli kişiyi en kısa zamanda genel kolluk görevlerine teslim eder. B. Şüpheli kişiyi amirine teslim eder. C. Şüpheliyi gözaltına alır ve kolluk görevlilerini bilgilendirir. D. Şüphelinin çaldığı malı sahibine verir ve şüpheliyi kolluk görevlerine teslim eder. E. Şüpheliyi sorguya çeker ve ifadesini alır. Evet arkadaşlar, hemen başladık. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hızlı bir şekilde çözelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çözelim. Çünkü soru sayımız biraz daha fazla bugün. Bakın biraz daha fazla. Arkadaşlarınızı da yayına alabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp gruplarınıza bu kanalda canlı yayının bu kanalda olduğunu söylerseniz herkes buraya gelsin. Diğer kanalda mesaj yazanlar var. Dün söylememe rağmen hala öbür tarafa gidenler var. Herkesi buraya davet edin arkadaşlar. Evet, cevabımız hiç beklemeden Adana seçeneği diyorsunuz. Tebrik ederiz. Harikasınız. Bir de bir. Evet, çok iyi. İkinci soru gelsin.
Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullandığı toplu düzen hangisidir? Kama, çember, hat, çatı, birerli kol. Evet, bakın. Güvenlik görevlilerini bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullandıkları toplu düzen hangisidir? Hangi düzende ikiye bölüyorlar arkadaşlar? Yine bakın, banko örnek sınav sorularından bir soru. Evet, hangisidir? Cevap. Karıştırmayın arkadaşlar, karıştırmayın. Özcan Karaduvan, hoş geldin. Özcan, teşekkür ederim. Hoş geldin. Bakın, eski öğrencilerimizden. Arkadaşlar, ikinci soru, bakın, iki grubu bölmek amacıyla kullandığı kama düzenidir, değil mi? Kama düzeni. Adana seçeneği doğru cevap. Geçtik. Hat düzeni değil arkadaşlar. Bakın, hat düzeni sorusu farklı. Kama düzeni. Geçtik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz. Karşısındakinin her söylediğini kendine yöneltilmiş bir saldırı olarak algılayan ve kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır? A. Tuzak kurucu dinleme. B. Yüzeysel dinleme. C. Seçici dinleme. D. Savunucu dinleme. E. Ben merkezli dinleme. Bakın, karşısındakinin her söylediğini kendine yöneltilmiş gibi, söylemiş gibi bir saldırı olarak algılayan, kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi hangi dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır? Hangisini uygular arkadaşlar? Aynı soru değildi dünkü. Oğuzhan Gün. Evet. Dünkü soru aynı değildi. Evet. Hangisidir? Bakıyoruz şöyle. Savunucu değil mi arkadaşlar? Savunucu. Yani Denizli seçeneği. Denizli seçeneği, yıldızlı, savunucu dinleme, yıldızlı sınav sorusu. Evet, geçtik. Dördüncü soru geldi arkadaşlar. Dördüncü soru geldi. Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Saldırgan etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır. B. Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir. C. Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır. D. Koruma amiri korunan kişiyle saldırgan arasında olmalıdır. E. Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür. Evet, bakın. Tehlike anında korumada hangisi yapılmamalıdır diyor. Bakın, hangisi yapılmamalıdır? Evet, yapılmamalıdır. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki korunan bir önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır. Arkadaşlar, böyle bir şey kesinlikle yapılmaz, değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Saldırı, tehlike anında korumada önemli kişi, bir kişiyi ne yapıyorsunuz? Koruyorsunuz.
aynı yerde bekletilmez. Mutlaka güvenliği alınması gerekiyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet, C seçeneği. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci soru şöyle, bakın yukarıda sıralanan özelliklere göre Mehmet ne tür bir davranış sergilemektedir? Özel güvenlik görevlisi Mehmet başkalarının isteklerini ön planda tutar. Soru sorar gibi konuşur. Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette durur. Elleri ve ayakları sürekli hareket halindedir. Ses tonunda huzursuzluk vardır. Bakın bu soru defalarca sorulmuş, onun için daha önceki canlı yayınlarda da çözmüştük. Kendinden emin davranış, saldırgan davranış, pozitif davranış, pasif davranış, empatik davranış. Genelde arkadaşlar yanlış yaptıkları için bu soruyu tekrar almışız arkadaşlar. Dikkat edin. Hangisidir? Hangisidir? Evet. Denizli seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Pasif davranıştır. Yıldızlı sorular arasında. Hemen geçtik 6'ya. Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür? A. Zabıta amirinin, B. Gümrük muhafaza amirinin, C. Belediye başkanının, D. İl genel meclisinin ve belediye meclisinin, E. Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin. Bakın çok çok önemli arkadaşlar, çok çok önemli bir sınav sorusu sınavlarınızda gelebilir, gelebilir. Onun için bu tip sorulara dikkat edin. Bakın arkadaşlar hala diğer taraftan bize mesaj yazanlar var. Bu arada oraya da cevap vermekle uğraşıyorum. Maalesef arkadaşlar, maalesef bakın söylememize rağmen hala daha farklı yerlere giden arkadaşlar maalesef var. Neyse, yapacak bir şey göremiyorum ya. Evet arkadaşlar, 6. sorunun doğru cevabının da Edirne seçeneği olduğunu söylüyorsunuz. Yıldızlı sınav sorusu geçtik hemen 7'ye. Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak özel güvenlik görevlisi Leyla'nın yapmış olduğu davranışlardan hangisi doğru değildir? Evet, hangisi doğru değildir? A. Çevre güvenliğini almak. B. Şüpheli bomba paketini imha etmek. C. Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak. D. Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek. E. Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak. Evet. Cevabı arıyoruz. Arkadaşlar cevabı arıyoruz. Hangisidir?
Bakın yedinci soru, dikkat edin arkadaşlar. Yedinci soru Bursa seçeneğidir, değil mi? Şüpheli bomba paketini imha etmek. Şüpheli bomba paketi kesinlikle imha nedir? Edilmez. Yıldızlı sınav sorusu. Geçtik hemen 8. sorumuza. Kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edemez? A. Çocukları, B. Yaşlı kimseleri, C. Kurum çalışanlarını, D. Hasta ve fiziksel engelli şahısları, E. Diplomatları. Evet arkadaşlar, diğer taraftan mesaj yazanlar var. Onlara tam mesajlarına ben cevap veremiyorum. Sizden ricam, sayfalarınızda, eğer sayfalarınızda grubunuz varsa, WhatsApp grubunuz vesaire, oraya Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalında olduğunuzu beyan edin, belirtin. Oraya gelsinler arkadaşlar. Evet, 8. sorumuzun doğru cevabının da diplomatlar olduğunu söylüyorsunuz. Harikasınız. Evet, yıldızlı sınav sorusu. 9. soru. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Soğuk uygulama yapılır. B. Yaranın 3-5 santim üstüne bandaj uygulanır. C. Isırılan bölge kesilerek emilir. D. Yaraya yakın bölgedeki takılar çıkarılır. E. Yara su ile yıkanır. Evet, burada dikkat edin. Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz diye bir soru gelmiş. Basit bir soru. Yine sizin için basit bir soru. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Bakın, önemli bir sınav sorusu arkadaşlar. Size yıldızlı sorular atıyoruz ya, işte yıldızlı sorulardan birisi de budur. Isırılan bölge kesilerek emilir diyor. Kesinlikle yapılmaz. Ceyhan seçeneğidir. Harika gidiyorsunuz. Evet. 10. sorumuza geldik hızlı bir şekilde. Özel güvenlik görevlisinin özel görev alanı bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Basketbol maçında görevli özel güvenlik görevlisi. B. Konser salonunda görevli özel güvenlik görevlisi. C. AVM'de görevli özel güvenlik görevlisi. D. Özel bir şirketin yönetim binasının girişinde görevli özel güvenlik görevlisi. E. Para ve değerli eşya nakli olan yapan özel güvenlik görevlisi. Evet, hangisi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar, bu arada merhaba Sibel, hoş geldin. Bu arada aralarda yayından kopuyoruz arkadaşlar. Diğer arkadaşlara cevap vermek zorunda kalıyorum. Mesaj atıyorum. Mesajı söylüyoruz arkadaşlar. Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalında diye hala bize diyor ki bildirim gelmedi hocam. Ya sen bildirimleri açmazsan sana bildirim nereden gelecek arkadaş? Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. Tebrik ederiz. Yıldızlı sınav sorusu. 11'e geçtik. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir? A. Rapor yazma, B. Tutanak tutma, C. Not alma, D. Otobiyografi, E. Deneme.
Merhaba Serhat, Onan, hoş geldin. Merhaba. Evet arkadaşlar. Sınava kadar birkaç defa daha bu kanalda canlı yayınlar yapacağız. Onun için bu kanala da mutlaka abone olun. Burayı da takip edin arkadaşlar. Evet, 11. soru. 11. sorunun doğru cevabı nedir acaba? Görme, koklama, dokunma, duyma, tad alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine tabii ki not alma denir, değil mi? Not alma. Evet, yıldızlı soru. Harikasınız arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz. Bakıyoruz bu arada. Cevaplarınız gelmeye devam ediyor. 12. sorumuz geldi. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlalinden sayılmaktadır? 1. Haksız üst arama. 2. Konut dokunulmazlığı ihlali. 3. Zor kullanma sınırının aşılması. 4. Görevi ihmal. Evet. Çok enteresan arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Yani söylüyoruz. Bakın söylememize rağmen hala farklı şekilde yazan arkadaşlarımız mevcut. Evet, 12. soruya bakalım da arkadaşlar geçelim. 12. sorunun doğru cevabı nedir? 12. sorunun doğru cevabı bakın. Özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlalinden sayılmaktadır. Bir kere insan hakları ihlalinden sayılan hepsi değil arkadaşlar. Furkan, hepsi değil. Görevi ihmal insan hakkı değildir. Yani insan hakları ihlali değildir. Görev ihmal yapabilirsiniz. Haksız üst arama yapamazsınız. Konut dokunulmazlığı ihlali yapamazsınız. Zor kullanma sınırının aşılmasını kesinlikle yapamazsınız. Yani 1, 2, 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim 13. sorumuza. Evet, 13. sorumuz geldi. Aynen öyle. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Fatma ne yapalım yani? Yani anlatamıyoruz arkadaşlar. 13. soru geldi arkadaşlar. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? 5188 sayılı kanundan mutlaka 3-5 tane soru geliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin lütfen. Adana seçeneğinde bakın ne vermiş? Kamu güvenliği tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek. B. Özel güvenliği tamamlayıcı mahiyetteki kamu güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek. C. Önleyici güvenliği tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek. D. Şahıs ve mülkiyet güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek. Edirne seçeneğinde ise şunu vermiş bakın. Kamuda çalışan kişilerle kamuya ait bina, tesislerin güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanundan mutlaka sınavda 3-5 tane soru geliyor arkadaşlar. Burada da cevabını Adana seçeneği olduğunu söylüyorsunuz. Tebrik ederiz. Harikasınız. Yıldızlı sınav sorusu. Hemen 14. sorumuza geçelim. 14. soru geldi.
Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir? Evet. A. İlk yardım ekibi. B. Kurtarma ekibi. C. Enkaz ekibi. D. Koruma ekibi. E. Söndürme ekibi. Evet arkadaşlar, burada bize neyi sormuş? Hangisi acil durum ekiplerinden değildir diyor. Bakın, acil durum ekiplerinden değildir. İlk yardım ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, söndürme ekibi, enkaz ekibi. Bakın değil mi? Enkaz ekibi acil durum ekiplerinden değildir arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 15'e geçelim. 15. soru özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden gelmiş. Sık sık gelen bir soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? Parmak izi ve fotoğraf alma, gözaltına alma, güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama, D. ifade alma, E. delil inceleme. Tabii ki arkadaşlar, özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden bahsedelim. Kimlik sorma, arama, emaneti alma, el koyma, iş yeri ve konuta girme, yakalama, zor kullanma, silah bulundurma, taşıma, suça el koyma, delilleri muhafazaya alma nedir? Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. Çok çok önemli bir sınav sorusu arkadaşlar. Bakın buradan da mutlaka sınavda soru gelecek. Cevabın Ceyhan seçeneği olduğunu canlı yayına da almama rağmen %90 yanlış yapılan bir soru. Onun için tekrar aldım. Açıklamasını da yapacağım hızlı bir şekilde. Bazı soruları arkadaşlarımız yanlış yaptığı için tekrar alıyorum ki yanlış yapılmasın arkadaşlar. Sazlık ve bataklıklar gibi orman toprağı üzerinde ve altında kök kısmında turbalardan oluşan yangınlar hangi yangın sınıfına girer? A. Tepe yangını, B. Gövde yangını, C. Örtü yangını, D. Tortu yangını, E. Toprak yangını. Küçük mü? Bu sorular küçük mü? Daha küçüklerini görmedin sen Bahar herhalde. Bundan büyük yazı olmaz. Evet arkadaşlar. Bakın, önemli bir sınav sorusu. Sazlık ve bataklıklar gibi orman toprağı üzerinde ve altında kök kısmında turbalardan oluşan yangınlar hangi sınıf yangına girer? Sizler soruyu cevaplarken ben hemen hızlı bir şekilde yangın sınıflarından bahsedeyim. Buradaki yangın sınıflarından. Örtü yangını, bakın örtü yangını, orman toprağının üzerinde yer alan ibre, dal, kesim artıkları, ot, funda ve diri örtünün yanmasıyla ortaya çıkar. Tepe yangını, meşceredeki asli ağaç türleri başta olmak üzere meşcerenin tümüne zarar verir. Ağaçların tepelerine de yakalayarak ilerleyen yangın türüdür. Meşcere şudur arkadaşlar. Yaş, ağaç türü kombinasyonu. Büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile kendini çevresinden açık olarak ayıran ve en az bir hektar olan nedir? Türdür tepe yangını. Toprak yangını nedir? Sazlık ve bataklıklar gibi orman toprağı üzerinde ve altında kök kısmında turbalardan oluşan yangına da biz ne diyoruz? Toprak yangını. Yani cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet, hızlı bir şekilde tekrarlamış olduk. Önemli bir soru arkadaşlar. Örtü yangını değil Halil. Bakın, hala daha açıklamamıza rağmen
Hala C seçeneği diyenler var. Arkadaşlar açıklama yapıyoruz. Bakın cevabını veriyorum. Cevabını veriyorum. Siz hala sorunun cevabına örtü yangını diyorsunuz ya da tepe yangını diyorsunuz. Evet. Biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Evet, geçtik arkadaşlar. Edirne seçeneği toprak yangınıdır. Bu soruya dikkat edin lütfen. 17. sorumuz geldi. 17. soru da önemli. Metal yangınları yanabilen hafif metaller hangi sınıf yangınlara girer? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı. Evet, metal yangınları hangi yangın sınıfına giriyor? Yanabilen hafif metaller hangi yangın sınıfına girer? Evet, bu da yine sınavlarda bakın yangın çeşitlerinden de sınavlarda %100 soru geliyor arkadaşlar. Mutlaka sınavda soru geliyor. Buna da lütfen dikkat edin. Evet. Geçtik arkadaşlar, geçtik. A sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katı yangınlarıdır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınları. Yanabilen hafif metallerdir. F sınıfı yangınlarda pişirme, değil mi? Ortamı bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlardır. Buradan da mutlaka sınavda soru çıkabiliyor. Onun için buraya da dikkat edin lütfen. Cevabın Denizli seçeneği olduğunu söylüyorsunuz. Tebrik ederiz. Harika gidiyorsunuz. Evet. Geçtik. 19. pardon, 18. soru geldi. Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilk yardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir? A. Bilinç kontrolü yapılır. B. Yaşam bulguları değerlendirilir. C. Hasta kusturulmaya zorlanarak rahatlatılır. D. Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir. E. Üstü örtülür. Evet. Bakın burada bize sebep bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilk yardımda yapılması yanlış olan uygulamayı sormuşlar. Yanlış olan uygulama hangisidir? Hasta kusturulur diyorsunuz. Kesinlikle öyle bir zorlama nedir? Olmaması gerekiyor. Ceyhan seçeneği tebrikler. Geçtik 19. soru. Banko sorulardan aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillere girer? A. Ter, B. İlaçlar, C. Boyalar, D. Patlayıcı maddeler, E. Barut artıkları. Bakın, bazı sorularımızı anlatımlı bir şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Soru cevap şeklinde değil de konuları da anlatarak gidiyoruz ki böyle bir soru geldiğinde aklınızda kalsın. Biyolojik deliller, kimyasal deliller. Kimyasal deliller nedir? Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar, kimyevi maddeler, kimyasal deliller grubuna girer. Biyolojik deliller, kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, mini, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü biyolojik deliller grubuna giriyor. Tebrik ederiz. Ter diyorsunuz. Cevap Adana seçeneğidir.
Evet, hemen geçtik. Çok çok önemli bir sınav sorusu. Yıldızlı sorulardan. Bakın arkadaşlar, 105. dönem, diğer dönemlerde de buradan mutlaka soru gelir. 20. soruya geldik. Özel güvenlik görevlisi Osman'ın görev yaptığı banka şubesinin önünde meydana gelen trafik kazasına bakan insanlardan oluşan bir kalabalık söz konusudur. Bu kalabalık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Organize aktif kalabalık. B. Organize olmayan pasif kalabalık. C. Organize olmayan aktif kalabalık. D. Organize pasif kalabalık. E. Düzenli kalabalık. Evet. Trafik kazasına bakan insanlardan oluşan bir kalabalık söz konusu. Bu kalabalık hangisidir? Bu kalabalıkta organize olmayan, değil mi? Organize olmayan, oradan geçen insanların oluşturduğu pasif bir nedir? Kalabalık çeşididir. Kalabalık çeşitlerinden Naz Çelik mutlaka sınavda soru göreceksin. Onun için tekrarlamakta fayda var. Evet, geçtik 21. sorumuza. 21. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi adli arama niteliğinde bir aramadır? A. AVM girişinde yapılan arama. B. Korumakla görevli olunan bina girişinde yapılan arama. C. Bir sanığın yakalanması amacıyla konutta yapılan arama. D. Suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla halkın toplu bulunduğu yerlerde yapılan arama. E. Spor müsabakalarında yapılan arama. Arama çeşitlerini evet, kalabalık çeşitlerini arkadaşlar konuları açıkladık. Kanalımızda mevcut. Kanalımıza abone olun, katılın, üyelere özel sorular çözün. Sizlere de kesinlikle çıkacaktır bu sorular. 21. sorunun doğru cevabının da bir sanığın yakalanması amacıyla konutta yapılan arama nedir? Adli aramadır, değil mi? Adli aramadır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Geçtik 22. soruya. 22. sorumuz, bakın şöyle bir soru gelmiş. Rentek hangi durumlarda kullanılan bir yöntemdir? A. Merdivenden indirmek için kullanılan bir yöntemdir. B. Patlama, yangın riski olan durumlarda araç içerisinden hasta yaralı çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. C. Sedyeye yaralı yerleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. D. Bilinci kapalı ya da yürüyemeyen kişileri taşımak için kullanılan bir yöntemdir. E. Tam tıkanıklık görülen durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Tam tıkanıklık diyor. Bakın arkadaşlar, tam tıkanma dediği zaman aklınıza ne gelsin? Aklınıza hemlik manevrası gelsin, değil mi? Hemlik manevrası gelsin. Rentek manevrası deyince hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarma tekniği gelsin. Burada da cevabımın Bursa seçeneği olduğunu beyan ediyorsunuz. Tebrik ederiz. Doğru seçenek Bursa seçeneğidir. Hemlik. Hemlik manevrası tam tıkanmadır. Melike. Evet. İknur. Hemlik manevrası tam tıkanmadır. Bilginiz olsun. Evet. Rentek manevrası. Daha önce de farklı bir yöntemle çözmüştük rentek manevrasını. Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarma tekniği demiştik, değil mi? 23'e geçtik. Yetişkinlerde kalp masajı nereye ve nasıl yapılır? Karında göbeğin 3 parmak üstüne. B. Sol kaburga kemiklerinin üzerine.
Jazz çift elle göğüs kemiğinin 1/2 alt yarısına, D çift elle göğüs kemiğinin 1/2 yani 1/2 üst yarısına, E tek elle göğüs kemiğinin 1/2 1/2 alt yarısına. Bakın bu soru da sınavlarda sık sık gelen sorular arasında, dikkatinizi verin arkadaşlar. Bu soru da çok önemli sorular arasında. Cevap hangisi? Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Evet, Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Yetişkinlerde kart masajı nereye ve nasıl yapılır? Çift elle göğüs kemiğinin 1/2 alt yarısına yapılır, değil mi? Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik 24. soruya. 24. sorumuz şöyle. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır? A. Kalp masajı yapılır. B. Yapay solunum yapılır. C. Koma pozisyonu verilir. D. Ayakları yukarı kaldırılır. E. Hemlik manevrası yapılır. Evet. Bakın daha önce de söylemiştim. Hava yolunda tam tıkanıklık. Tam tıkanıklıkla ilgili bir şey okuduğunuz anda hemen ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldin Selda. Hoş geldin. Geç kaldınız. Neyse önemli değil. Devam ediyoruz. Cumartesi ya da pazar günü arkadaşlar, cumartesi ya da pazar günü yine özel güvenlikten yayınlarımız olacak. Cumartesi günü Nedim Şeker Akademi'de, pazar günü de Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanalında canlı yayınımız olacak, bilginiz olsun. Evet, geçtik. Şimdi tam tıkanıklık deyince hemen aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Hemlik manevrası geliyor, değil mi? Yıldızlı soru. Geçtik hemen. Yine ilk yardımla ilgili. Pazar olmasın derken Yonca, yani saat 8'de yapacağız zaten. Olmayacak mı? Olacak Sibel. Yani biraz geç olacak çünkü bu hafta derslerim var. Saat 8, 8.30'da bitiyor. 9'da başlarız yayına, bilginiz olsun. Müge hoş geldin. Neyse, geç olsun güç olmasın. Hoş geldin Müge. Başarılar diliyorum. 25. sorunun doğru cevabı nedir? Diz kapağının yukarısında kanaması olan hasta yaralıda baskı uygulanacak bölge neresidir? Şah damarı mı, kasık mı, göbek bölgesi mi, diz arkası mı, baldır mı? Bakın buna arkadaşlar, bu soruya Edirne seçeneği diyenler çok fazla. Evet. Edirne seçeneği diyenler çok fazla çıktı bu soruda. Tabii ki bu sorunun doğru cevabı kasıktır arkadaşlar. Kasık Bursa seçeneğidir. Bu soruya dikkat edin lütfen. Cevap evet, Bursa.
Yani herkese göre saat belirleyemeyiz Fatma. Yani herkese göre saat belirleyemeyiz arkadaşlar. Mümkün mertebe bizim saatlere uymaya çalışın. Ben de sizlere geç koyma şey yapıyorum. Saatleri geç saate alıyorum ki herkes katılsın. Çünkü çalışanlar var. Gelen mesajlarda biraz daha geç yapalım diyenler çok fazla. Onun için 8.30-9 arasında derslerimiz olduğu zaman da 9'da yapacağız. Hadi bakalım 26. soru geldi. Bölge emniyeti ve caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra şüphelileri takip etmek, yakalamak, suç delillerini muhafaza altına almak ve vatandaşlara yardım etmek üzere yaya veya çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlilerinin yaptığı faaliyete ne ad verilir? A. Gözetim, B. Nokta, C. Yakalama, D. Devriye, E. Yönlendirme. Evet arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum Fatma. Bizim belirlediğimiz saatler genelde herkesin katılabileceği saatler. Onun için erken yapalım, geç yapalım şeklinde farklı farklı diyen arkadaşlarımız da var. Mümkün mertebe bizim saatlere uyarsalar daha faydalı olacak diye düşünüyoruz. Cevabımızın devriye olduğunu söylüyorsunuz. Tebrikler. 27. sorumuza geldik. Denizli seçeneği. Evet, Denizli seçeneği devriye. 27. soru geldi. Empati neden gereklidir diye bir soru gelmiş. Önemli bir sınav sorusu. A. Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için. B. İsteklerimizi kişilere dikte etmek için. C. Yazılı iletişimde başarılı olmak için. D. Dili etkili şekilde kullanmak için. E. Resmi yazışmalarda başarılı olmak için. Evet, empati neden gereklidir diyor. Empati neden gereklidir? Empati biliyorsunuz değil mi? Karşımızdaki kişinin hislerini ne yapmak için? Anlamak için. Onun yerinde olsaydım ben ne yapardım şeklinde cevabın Adana seçeneği olduğunu söylüyorsunuz. Evet. 28. soruya geldik. Harika gidiyorsunuz. Bu arada diğer ekrandan takip ediyorum. 28. soru geldi. Hangisi korunan önemli kişiye, evet, kişiye VIP yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir? İntihar saldırıları, silahlı saldırılar, C rehin alma, D yumurta atma, E bombalı saldırı. Bize neyi sormuş? Korunan önemli kişiye yönelik, yani VIP'e yönelik ağır saldırı çeşitlerinden, yöntemlerinden biri değildir diye soruyor bakın. Evet, saldırı yöntemlerinden biri değildir. İntihar, silahlı, rehin, yumurta atma, bombalı saldırı. Hangisidir? Arkadaşlar bu soruya intihar saldırısı demenin bilmiyorum yani önemli kişiye VIP yönelik ağır saldırı yöntemlerine biri değildir diyor. İntihar saldırısı önemlidir bakın. Değil mi? Silahlı saldırı, rehin alma, bombalı saldırı ama yumurta atma diyor. Bakın yumurta atma değil mi? Ağır saldırı çeşitlerinden değildir.
Yine sizin için çok çok basit bir soru arkadaşlar. Çok çok basit bir soru. Böyle basit sorulara da yanlış cevap verirsek biraz daha kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yumurta da pahalı diyor Fatma. Hocam diyor yumurta da pahalı nasıl atalım diyor. Doğru diyorsun evet. 29. soru geldi. 29. soru geldi. Enformasyon nedir? A. Tek yönlü bilgi iletimi. B. İletişim türü. C. Kararsızlık. D. İletişimin temel becerisi. E. Kitle iletişimi. Bakın bu soru da yine sınavlarda sık sık geliyor. Size de gelebilir. Dikkat edin bakın. Enformasyon nedir? Enformasyon. Aynısı çıkar diye bir şey yok Hasan. Yani bunlara benzer sorular gelir. Yani belki de aynısı da çıkacak. Belli olur mu? Bakarsın noktası virgülü aynıları da gelir. Ki önceki dönemlerde 102. 103. 104. dönemlerde 80-90 tane birebir noktası virgülü aynı sorular geldi. Evet, belki ilk defa duyanlar var arkadaşlar bu soruyu. Enformasyon sorusunun doğru cevabı da tabii ki tek yönlü bilgi iletimidir. Evet, tek yönlü bilgi iletimidir. Cevap Adana seçeneğidir. Adana seçeneği. Evet, bakın bu soruda fikri olmayanlar da var. Unutmayın, enformasyon tek yönlü bilgi iletimidir arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. 30. soru gelsin. 30. soru arkadaşlar. 30. soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabilir? A. Kapı tipi metal dedektörü. B. El tipi metal dedektörü. C. Kapalı devre televizyon sistemi. CCTV. D. Kartlı geçiş sistemi. E. X-ray cihazı. Evet, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Hangisi? Çevre güvenliğini sağlamak için hangisi kullanılıyor? Evet, hangisi kullanılıyor arkadaşlar? Tabii ki kapalı devre değil mi? Kapalı devre televizyon sistemidir. Çevre güvenliği sağlamak için kullanılan sistem. Evet. Ceyhan seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneğidir. 31'e bakalım. Birinci soru şöyle. Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A. Zor kullanma. B. Kimlik sorma. C. Elle üst ve eşya arama. D. Emaneti alma. E. Yakalama. Bakın ne diyor? Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan hangisini yapamaz? Hangisini yapamaz? Hangisini yapamaz? Elle değil mi? Elle üst ve eşya aramasını yapamaz. Yıldızlı sınav sorusu. Evet, yıldızlı sınav sorusu.
32'ye bakalım. 32 gelsin. Gizlilik arz eden belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır? A. Plaka tanıma sistemi. B. Kapalı devre TV sistemi. C. Alarm sistemi. D. Pır dedektörü. E. Biyometrik sistem. Bakın sorularımız çok çok önemli sorular arkadaşlar. Soruları seçerken dikkatli bir şekilde seçiyoruz. Asistan arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Ben de şöyle bir üzerinden sorulara bakıyorum, göz geçiriyorum. Çıkabilecek, çıkamayacak soruları sizler için uyarlıyoruz ve karşınıza çıkıyoruz. Onun için burada bir beğeni bile çok gören arkadaşlarımız oluyormuş. Öyle mesajlar geliyor. Bu beğeni işini ciddiye alın arkadaşlar. Yani gerçekten canlı yayınları yapmak kolay değil. Bir sizin için bir beğeni çok kolay ama, değil mi? Sizin için beğeni çok kolay. Bunu da çok görmeyin. 32. sorunun doğru cevabının ne olduğunu söylüyorsunuz arkadaşlar? Bakın gizlilik. Şurada bakın bir püf nokta var. Gizlilik arz eden. Belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır? Gizlilik, değil mi? Gizlilikten bahsediyor bakın. Evet, hoş geldin Mihriban. Şimdi arkadaşlar gizlilik arz eden belgeler mesela nedir? İşte sizin kimlik kartlarınız, değil mi? Kimlik kartlarınız, ehliyetler, nüfus cüzdanlarına uygulanan fotoğraflar, değil mi? Fotoğraflar ne olarak çekiliyor fotoğrafçılarda? Biyometrik resim olarak çekiliyor, değil mi? Biyometrik, yani gizlilik arz etmesi gerekiyor. Yani bu cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet. 32. soruya lütfen tekrar bakın. Arkadaşlar lütfen tekrar bakın. Cevabımız Edirne seçeneği. Evet. Edirne seçeneğidir. Biyometrik sistem. Kezban, cevap Edirne seçeneği diyoruz bak. 33'e bakalım. 33. soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir? A. Duman dedektörü. B. Metal dedektörü. C. Gaz dedektörü. D. Isı dedektörü. E. Alev dedektörü. Aferin sana Fatma Dursun. Evet. Yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir diyor bakın. Yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir. Hangisi değildir? Duman, gaz, ısı, alev, bakın bunlar yangın algılama sistemleridir. Fakat metal dedektörü değildir, değil mi? Metal dedektörü değildir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, Bursa seçeneğidir. Harikasınız arkadaşlar. Kezban biraz daha dikkat et. Bak cevaplarına bakıyorum. Hem bu soruya Adana seçeneği diyorsun hem de Ceyhan seçeneği diyorsun. Ha, ikisi de yanlış. Biraz daha dikkat edelim.
Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 34'e bakalım. 34. soru gelsin. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A. İhbar ciddiye alınmaz. B. Emniyet hattı oluşturulur. C. Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir. D. Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur. E. Bomba imha uzmanının talimatlarına uyulur. Şimdi burada sıkıntı yok Semra. Yani bizim kanalda ciddi manada çalışırsan 84. dönemden 105. dönem hazırlık sorularına kadar konu ve soruları dikkatli bir şekilde çözersen buna benzer sorular gelir. Yüksek notlar alıp geçeceksin. Adana seçeneği değil mi? İhbar ciddiye alınmaz diyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle ihbarda ciddiye alınması gerekiyor. Evet, geçtik. 35 gelsin. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Kimlik tespiti yapılmalıdır. B. Ziyaretçi defteri tutulmalıdır. C. Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir. D. Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir. E. Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir. Evet, 35. soru. Hangisi? Beşinci soruya Denizli seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir. Asla değil mi? Böyle bir şey yapılmaz. Denizli seçeneği doğru cevap. 36. 36. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz diyor. Doğal afet. Hava kirliliği, sel, toprak kayması, deprem ve tsunami. Evet, bize sorulan soru doğal afet olarak tanımlanamaz. A. Hava kirliliği, B. Sel, C. Toprak kayması, D. Deprem, E. Tsunami. Evet arkadaşlar cevabında Adana seçeneği olduğunu söyleyeyim. Doğal afet, sel, doğal afet, toprak kayması, deprem, tsunami bunlar doğal afettir. Fakat hava kirliliği doğal afet değildir değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Kızma yok Kezban. Niye kızdık? Kızma diye bir şey yok. Arka arkaya 2-3 tane cevabım var. C seçeneği dedin, D seçeneği dedin, aynı soruya. Onu söylüyorum ben. Evet. Biraz daha soruları okurken dikkatli okumakta fayda var diyorum. 37. soruya bakalım. 37. soru gelsin. İnşallah bir daha yaşamayız Sibel. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir? A. Tam koruma yoktur. Tehlike ve saldırı riski her zaman vardır. B. VIP önemli kişi her ortamda korunmalıdır. C. Asıl amaç VIP yani önemli kişiyi korumak ve kaçırmak değil, önce saldırganı yakalamaktır. D. Koruma görevi VIP önemli kişiye göre yapılmalıdır. E. Koruma düzenleri ve şekli önceden bilinmelidir.
Şimdi burada bize neyi soruyor? Koruma, temel koruma prensiplerinden değildir diye sormuşlar bakın. Hangisi değil? Hangisi değildir? Evet. Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Ceyhan seçeneği, tebrik ederiz. Hemen geçtik 38. soruya. 38. soru geldi. 5188 sayılı kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Haber merkezini, B. Polis 155 ve jandarma 156'yı, C. Koordinasyon hareket merkezini, D. Konut, iş yeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri, E. Afat kriz merkezini. Şu anda arkadaşlar, şu anda 38. soruyu cevaplıyoruz. Geriden gelen arkadaşlarımız varsa, yayından çıkıp tekrar girerseler 38. soruya geleceğiz. Evet, 38. soruya geleceğiz. Evet, burada bakın 5188 sayılı kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Konut, iş yeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri, değil mi? İşletmeleri ifade ediyor. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Av geldik arkadaşlar. 39. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden biri değildir? A. Seyirci kalabalığı, B. Dinleyici kalabalığı, C. İbadet için toplanan kalabalık, D. Lider kalabalık, E. Saldırgan kalabalık. Kalabalık çeşitlerinden değildir diye sormuşlar arkadaşlar. Kalabalık çeşitlerinden değildir. Hangisi? Neyse, önemli değil Kezban. Devam. Şu anda 39. sorudayız. Son bir soruya soru kaldı. Evet. Lider kalabalık, değil mi? Lider kalabalık. Yarınki yayınımız arkadaşlar, yarınki yayınımız şimdiden söylüyorum, saat 9'da Nedim Şeker Akademi'de olacak. Bilginiz olsun. Yarın çünkü dersim var. Anca yetişebiliriz. Lider kalabalık, kalabalık türü değildir. 9'da hepinizi bekliyoruz. 9'da kahvelerinizi, çaylarınızı alın, ekran başına geçin. Yaklaştı Naz Çelik. Sınav yavaş yavaş yaklaştı. Biraz daha sabır, değil mi? Bak, ben sizlerden daha çok sizi çalıştırmak için uğraşıyoruz, uğraş veriyoruz. Son soru arkadaşlar, bugünkü temel eğitimde aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz? A. Alkol ve türevleri, B. Kenevir ve türevleri, C. Sentetik uyuşturucular, D. Afyon ve türevleri, E. Kokain ve türevleri.
Evet arkadaşlar, yarınki yayınımız 9-9 çeyrek geçe olabilir. Yani biraz gecikebilirsek. Kusura bakmayın. Ama mutlaka olacak. Uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz. Hangisi yer almaz? Alkol ve türevleri, değil mi? Alkol ve türevleri yer almaz. Evet arkadaşlar, 40 tane soru bitti. 40'tan kaç tane net yaptınız? Kaç tane yanlış var? Onları da yazın. Şimdi silah sorularına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, silah sorularına geçiyoruz. 40 taneden kaç tane yanlışınız var? Hızlı bir şekilde şöyle tahminen yazın bakalım. Kimler yanlış yapıyor? İşte 2 tane yanlışım var diyor bak. Bahar 5 tane yanlışım var. Naz 4 tane. Şeklinde 6 yanlış var. Hasan 3 yanlış var. Erdal 4, Sibel 6. Evet arkadaşlar, 40 tane soruda 5 yanlış normaldir. 5 yanlış normaldir. Ama 5'in üzerindeki yanlışlar bu sorularda kesinlikle kabul edilecek yanlışlar değil. Biraz daha dikkat etmekte fazla var. Semra'nın çok fazla. Biraz daha çok çalış Semra. Evet. Biraz daha çok çalış. Silahsız adaylar için test bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol edin lütfen. Silahlı adaylar için sınav sorularına geçiyoruz. Evet, 10 tane de arkadaşlar, 10 tane de yayından çıkarken beğeni atmayı unutmayın diyor bak Bahar. Teşekkür ederim Bahar. Yayından çıkarken arkadaşlar, şimdi 40 tane sorudan sonra silah sorularına geçiyoruz. Yayından çıkarken lütfen beğeni atın, like atın. Yarın saat 9'da Nedim Şeker Akademi'deyiz. Hepinizi bekliyoruz. Geçelim. Geçelim hocam. Gönder. Geldi. 9 çarpı 19'luk fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam 19 neyi ifade eder? A. Çekirdek boyu. B. Kovan boyu. C. Fişek uzunluğu. D. Namlu çapı. E. Kalibre olarak fişek çapı. Evet. İyi akşamlar Fatma. Yarın saat 9'da görüşmek üzere. Arkadaşlarınızı da mutlaka yayına çağırın arkadaşlar. Kanallarımızın linkini paylaşın. Artık bu kanalımız bizim kanal değil, sizin kanalınız. Bu kanallar artık sizin kanalınız arkadaşlar. Abone olun, katılın. Abone sayımızı biraz fazlalaştıralım. Eşinizi, dostunuzu kanala abone yapın, değil mi? Cevap nedir? Teşekkür ederim İbrahim. Cevabımız Bursa seçeneği, değil mi? Bursa seçeneği. Kovan boyunu 19 rakamı kovan boyunu ifade eder. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen ikinci soru gelsin. Hangisi silah bakımı türlerinden değildir? A. Yıllık bakım. B. Haftalık bakım. C. 6 aylık bakım. D. Atış öncesi bakım. E. Atış sonrası bakım. Ya şöyle, arkadaşın yoksa da yani tanıdığın insanları kanala abone yapabilirsin. Sınavlara giren arkadaşlarınız varsa
söyleyebilirsiniz. Ya yoksa da yapacak da bir şey yok ya. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Yarın saat 9'da Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'ndeyiz. Bilginiz olsun. Evet, ikinci soru da Ceyhan seçeneğidir. 6 aylık bakım silah bakım türlerinden değildir. Ceyhan seçeneğidir. Hemen üçüncü soru gelsin. Yarı otomatik tabancada atış esnasında geriye hareket eden sürgünün kapak takımının yerine gelmesini sağlayan parça hangisidir? A. Tırnak. B. Yerine getiren yay ve pimi. C. Şarjör. D. Namlu üzerindeki kilitleme dişlileri. E. Çıkarıcı. Evet. Bakın, yarı otomatik tabancada atış esnasında geriye hareket eden sürgünün yerine gelmesini sağlayan parça hangisidir? Parça yerine getiren yay ve pimidir, değil mi? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, hemen dördüncü soruya bakalım. Dördüncü sorumuz şöyle. Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir? A. Gez, B. Hedef, C. Atış hocası, D. Tabanca, E. Arpacık. Gayet iyi. Tabii ki canım, gayet güzel. Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir? Tabii ki arpacıktır, değil mi arkadaşlar? Arpacık. Edirne seçeneği, bakın. Edirne seçeneğidir. Gez, göz, arpacık, değil mi? Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim 5. sorumuza. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir? A. Namlu, B. Şarjör, C. Kovan, D. Gerdel, E. Sürgü. Evet, ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir? Tabii ki hangisi verilir arkadaşlar? Oğuzhan'ın dediği gibi, değil mi? Oğuzhan'ın dediği gibi namlu adı verilir. Evet, namlu adı verilir. Cevap Adana seçeneğidir. Altıncı soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir? A. Tetik, B. Horoz, C. İğne, D. Tetik manivelası, E. Kapsül. Ateşleme tertibatı parçalarından değildir diyor, bakın. Hangisi değildir? Tetik, horoz, iğne, tetik manivelası, kapsül. Hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir diyor, bakın. Değildir. Evet, hangisidir? Cevaplar Edirne seçeneği üzerinde yoğunlaştı. Tebrik ederiz. Tabii ki doğru cevap kapsüldür. Yıldızlı soru. Yedinci soru geldi arkadaşlar. Yedinci sorumuz şöyle. Kurulu vaziyetten kurtulup iğneye veya direkt kapsüle çarpmasıyla ateşlemeyi başlatan silah parçasına ne ad verilir? A. Gerdel, B. Şarjör, C. Hatve, D. Horoz, E. Tetik manivelası. Kurulu vaziyetten kurtulup iğneye veya direkt kapsüle çarpmasıyla ateşlemeyi başlatan silah parçasına ne ad verilir?
Evet, tabii ki harikasınız arkadaşlar. Horoz değil mi? Horoz. Silah parçasına horoz adı veriliyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 8. soruya geldik. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir? A. Fişek yatağı, B. Hazne, C. Hatve, D. Rampa, E. Şarjör. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yer. Hangisidir? Tabii ki fişek yatağıdır. Cevap Adana seçeneği, yine yıldızlı sorulardan. Son iki soruya geldik arkadaşlar. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir? A. Yarı otomatik, B. Tam otomatik, C. Tek hareketli, D. Makineli, E. Çift hareketli. Evet, hangisidir? İyi, ne güzel. Yani Mihriban, tebrik ederiz. Çift hareketli değil mi? Çift hareketli diyorsunuz. Yıldızlı soru. Evet, çift hareketli. Edirne seçeneği doğru cevap. Hasan tebrikler. Oğuzhan harika. Merve. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Atış amiri tarafından atıcılara silah al şarjör tak komutuyla şarjörün silaha takıldığı poligon hattı aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazırlık hattı, B. Hedef hattı, C. Atış nişan hattı, D. Temizlik hattı, E. Bakım ve kontrol hattı. Evet, son soru arkadaşlar. Bugünkü yayınımız artık bitmek üzere. Yayının sonuna doğru geldik. Yarın 9'da Ehliyet SRC Güvenlik kanalında değiliz. Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'ndeyiz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Saat 9'da. 21'de yayın. Çünkü dersimiz var. Dersten sonra yayın yapabiliriz. Bilginiz olsun. Atış nişan hattıdır değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, tebrik ederiz. Harikasınız, harikasınız. Artık yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak banko özel güvenlik sınav sorularını çözebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet SRC Özel Güvenlik Eğitim kanallarına abone olarak, katılarak sizlere çıkabilecek 84. dönemden 105. dönem hazırlık sorularına kadar hepsini çözerek sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Evet, hepinize ben teşekkür ederim. Evet, bizler sizlere teşekkür ediyoruz arkadaşlar katıldığınız için. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet, yayınımızı artık kapatıyoruz.